Kemal Kılıçdaroğlu şaibelerin gölgesinde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda Kılıçdaroğlu ekibinin tehdide başvurduğu öne sürüldü. Bu iddialar seçim sonucunda daha da güçlendi. Çünkü Kılıçdaroğlu 1082 oyla aday gösterilmişti. Sandıktan sadece 790 oy çıktı. Yani Kılıçdaroğlu partisinin delegesinden imza aldı ancak oy alamadı. İşte o kurultayı vatandaşa sorduk. Delegelerden oy alamayan bir insan bu halktan, bu milletten nasıl oy alacak? Ya bu bir kere düşünmesi lazım bence. Şapkasını önüne alıp ülkemize daha iyi yerler getirmek için iyi mücadele etmeliler. CHP'de belki bir değişiklik, bir lider değişikliği iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bugün kaldıysa yanlış bir şey. Atatürk'ün kurduğu partinin dışında birçok fikirler görüyorum orada ya da izliyorum. Yani bu hiç doğru değil. Halk, gerçek halkın partisi olması gerekiyor diyorum ben. Gerçek halkın partisi. 25'ten düşmeyeyim. 24'de 26'da gelirse bereket versin. Artık bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Yerli ve milli bir CHP yok şu anda. Yani ben öyle bir şey göremiyorum. Önceden en azından tutarlılıkları vardı. Yani şimdi sen Atatürk diyorsun kardeşim. Atatürk olsa şu anda ilk önce Atatürk bunları yok eder. Atar yani. Böyle bir şey yok. Yarın oyu nasıl isteyeceksin? Kimden isteyeceksin oyu? Bu ülkede artık Kürt Türk diye bir mevzu kalmadı. Bu kimden oy isteyeceksin sen? Onu söyle. O isteyeceğin oyu söyle. Mesaj ne sizce o oydaki? Delegelerin verdiği oydaki ne olarak yorumluyorsun? Valla bir değişim istiyorlar sanki. Böyle görünüyor. Yani biz dışarıdan sanki bir baskı hissediyoruz. Biliyorsun Kılıçdaroğlu partiden gitmedi mi o parti düzelmez. Hiçbir zaman düzelmez. Büyük bir fırsatı kaçırdık. Bir değişiklik, tadilat iyi olurdu. Yetmedi. Vatandaşın görüşü böyle. CHP'de kurultay da fayda etmiyor. Çatlak giderek büyüyor.